Bir kadın ne zaman kaybeder? Sizler için 6 tane madde çıkarttım. Eğer bunları yapıyorsanız inanın kaybediyorsunuz. Lütfen bu 6 maddeyi tek tek inceleyin ve yapmamaya çalışın. Yapıyorsanız bırakın. Ben kadınlarımızın ezilen, kendini ifade edemeyen, mutsuz kadınlar olmasını istemiyorum. Ben kadınlarımızın kendini ifade eden, mutlu olan kadınlar olmasını istiyorum. Nedir bu altı madde hemen veriyorum. 1. Bir, bir kadın ne zaman kaybeder? Kendisinin ne olduğunu bilmediğinde. Ben kimim? Yeteneklerim neler? Becerilerim neler? Neler yapabilirim? Allah'ın bana verdiği beceriler, donanımlar, ben nelere sahibim? Önce kendinizi keşfetmeniz lazım. Kendini keşfetmeyen, kendini tanımayan bir insan, sahip olduğu potansiyeli kullanmayan bir insan, kaybeden bir insan. Doğru mu değil mi? 2- Herkesi iyiye, güzele, layık görüp kendini görmediğinde. Yapma bunu. Ben kimim ki? Ben zaten değerli bir insan değilim. Ben sıradan bir ev hanımıyım. Kendini küçük görme. Her insan değerlidir her insan hazinedir. Allah'ın yarattığı her kul güzeldir, özeldir. Allah seni yarattıysa sen özelsin, sen güzelsin. Sen her şeye layıksın. Bunu görebilirsen eğer güzellik yayıcı hale gelirsin. Herkes nasıl bir şeyleri hak ediyorsa sen de hak ediyorsun. Mutluluğu hak ediyorsun, başarıyı hak ediyorsun, güzel bir hayatı hak ediyorsun. Bunu söyle kendine. Bir mutlu insan etrafına mutluluk yayar bunu da unutma. Lütfen şu söylediğim cümleleri yaz ve her gün sabah akşam en az 30 defa oku. Ben her halimle değerliyim. Ben her halimle değerli olduğumu biliyorum ve inanıyorum. Ben her halimle değerli olduğumu kabul ediyorum. Ben her halimle değerli olduğum için kendimi takdir ediyorum. Ben her halimle değerli olduğum için şükrediyorum. Ben kendi değerime sahip çıkıyorum. Ben kendi değerime sahip çıktığımı biliyorum ve inanıyorum. Ben kendi değerime sahip çıktığımı kabul ediyorum. Ben kendi değerime sahip çıktığım için kendimi takdir ediyorum. Ben kendi değerime sahip çıktığım için şükrediyorum. Ben kendime değer veriyorum. Ben herkese değer veriyorum. Ben Herkese olduğu gibi değer veriyorum. Ben herkesin olduğu gibi olmasına izin veriyorum. Bunu sabah akşam lütfen kendinize iş edinin. Ve mutlaka gerekirse bu videoyu birkaç defa dinleyin. Kendinizi değersiz görüyorsanız, kendinizi iyiye güzele layık görmüyorsanız, birilerini onlar her şeyi hak ediyor ama ben hak etmiyorum diye düşünüyorsanız mutlaka bu olumlama cümlelerinizi hayatınıza oturtmanız lazım. Bu uygulama sizin kendi değerinizi görmenizi sağlayacak. Tamam mı? Bak aksatmadan bunu uygulayın. 3 içindeki cevheri kullanmadığında. Her insanın içinde gizli bir cevher var. Bu cevheri açığa çıkarmak, işlemek ve değerini bine katlamak bütün başarılı insanlarda iz bırakan insanlarda ben bunu görüyorum. O cevheri bulmuş, keşfetmiş ve değerini bine katlamış. Ve o cevher var ama farkında değilsin. O zaman bunun sana ne faydası var? Bunun kime ne faydası var? Doğru mu, değil mi? 4 Yaşamak istediklerini hayalinde yaşadığında. Hayaller gerçeğe dönüşürse hayatlar değişir. Hayal olarak kaldı. E ne faydası var ne sana ne çevrene? En büyük hayalim binlerce insana konuşmaktı. Ben kekemeydim ya. Kekemeyken hayalim buydu. Durumun, konumun ne olursa olsun. Hiçbir şey imkansız değil. Çalışan, gayret eden, kendini keşfeden yapabileceklerini gören, o cevheri ortaya çıkaran insan için her şey mümkün. Benim hayatım ortada. Onun için hayallerinizi öldürmeyin. Ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Bununla ilgili hayaller nasıl gerçeğe dönüşür diye videolarım var. Mutlaka izleyin. 5. Ben bilmem kocam bilir dediğimde Tamam kocan bilir ama bazı şeyleri sen de bilirsin. Ben ne düşünüyorum, ben ne istiyorum, ben nasıl mutlu oluyorum? Bunları da açık yürekle ifade etmen lazım. Çünkü kendi isteklerini, beklentilerini, fikirlerini, düşüncelerini yok sayarak yaşadığın bir hayatta mutlu olamazsın. Sen mutlu değilsen etrafına da mutluluk yayamazsın. Bir defa bunu görmen lazım. 6. Benim için hayat bitti. Ben zaten çocuklarım için yaşıyorum." dediğinde. Bunu dersen kaybedersin. Sen kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Senin hedeflerin, hayallerin var mı yok mu? Evlenince her şeyi bıraktım hocam. Ben kendimi çocuklarıma adadım. Bu ne kadar doğru? Bütün fedakarlığını çocuklarına yaptığın için Yarın evlenip gittiğinde aramadığında ya da iş yoğunluğunda seninle ilgilenmediğinde mutsuz oluyorsun. Ben onun için hayatımı feda ettim. E etmeseydin sen ne istiyorsun? Hedeflerin neler? Senin başarmak istedikleri neler? Bu da olmalı. Tamam, çocukların için fedakarlık yap ama kendi hayatını çöpe atarak bunu yapma. Çocukların bir hayatı var ama senin de bir hayatın var. Sağlıklı olan bu, doğru olan bu. Eşini ve çocuklarını sev ama kendini de sev. Kendini sevebilen insan kendini sevmeye ve sevilmeye layık görür. Ve bu insan etrafına sevgiyi daha güzel yansıtır. Bak benden söylemesi. Bu altı şeye bakın bakalım. Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapıyorsanız bir an önce bunlardan kurtulun. Ben şunu istiyorum. Bunların farkına varıp hayatın içinde coşku, enerji ve mutluluk kaynağı olan kadınlar. Eğer bunlara dikkat edersek biz bunu başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Videomu beğendiyseniz paylaşın. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.